Hakan Fidan gerçekleştirilen toplantıda konuşuyor. Dinliyoruz. Bu denklemin hayati kısmını görmezden gelmektedir. Yani Filistinlileri. Bu politikalar üzerinde ısrar etmenin sonucunda da uluslararası hukuka göre de bu sorunu çözememekteyiz. Sadece evrensel değerlerin erozyona uğraması ve sahadaki gerçeklerin çarpıtılması sonuç olarak karşımıza çıkmakta ve bu sistem hatasını İsrail istismar etmektedir. Mescid-ül Aksa'yı ve Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal değerleri değerlere saygı göstermemektedir İsrail. Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da yapmış olduğu yerleşim politikalarıyla birlikte orada yaşayan Filistinlilerin haklarına tecavüz etmektedir. Ve terörle mücadele çerçevesi veya maskesi altında bunu yapmaktadır. İsrail, Filistinlilerin çektiği acıları normalleştirmeye çalışmaktadır. Biz buna asla diyoruz. Ne Filistinliler için ne de bir başkası için. Bu kriz coğrafi tırmanışlarla birlikte global olarak da etkilerini gösterebilir. Ancak biz kalıcı bir barış istiyoruz. Gerçekten tarihi bir dönemeçteyiz. Türkiye inanmaktadır ki buradaki düşmanlıkların sona ermesi ve koşulsuz olarak Gazze'ye insani yardımların başlamasıyla birlikte bu bir fırsata çevrilebilir ve iki devletli bir çözüme dayalı olarak bir barış sürecine geçilebilir. Bu da 1967 sınırları çerçevesinde Doğu Kudüs'ü başkent olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkündür. Aynı zamanda uluslararası güvenlik ve istikrara da katkıda bulunacaktır. Hepimiz buna hemfikiriz zannedersem ama tabii ki hemfikir olmak yetmiyor. Bunun ötesine geçip bu vizyonu hayata geçirmeliyiz. Aynı zamanda garanti mekanizmalarını da hayata geçirmeliyiz ve her iki tarafın da adil bir barış için gerekli olan yükümlülüklerini hayata geçirmesini sağlamalıyız. Türkiye bu konseptin gelişmesi için adımlar atmakta ve adil, güvenli ve insan onuruna yakışır bir geleceği bölgedeki herkes için sağlamak için çalışmaktadır. Şimdi artık bunun zamanı gelmiştir. Çok teşekkür ediyorum.